Hard Air Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykarat. Birazcık yamuk yazılsa da Oppo'dan bir paket geldi. Gördüğünüz gibi paketin büyüklüğünü şöyle göstereyim. Benim maşallah olan bir elim olmama rağmen gerçekten geniş ve büyük bir kutu oldu. Yukarıdan böyle bayağı uzaktan çekmek gerekti. İsterseniz hemen laf fazla uzatmadan gelen bir kutuyu açalım. Şöyle tekrar çeviriyorum ki açılış yeri burada. Şöyle Allah. Açtığımızda merakla beklediğimiz bir şey var. Oppo Reno 7 bizlerle. Özellikle evet turuncu rengiymiş. Turuncu rengini merakla bekliyordum. Bir kenara koyuyoruz. Buradaki şurada zaten özelliklerini de yazmışlar. Bunlara geleceğim. Burada bir kartımız var. Kartta yazan ilham veren tüm anlarda yanı başınızda olan dünyanın lider akıllı telefon markası Oppo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi partneri olduğunu gururla duyurur. Tüm heyecanlı ilham veren anlarınızda olduğu gibi Oppo artık tek kupa, artık kupa heyecanında da yanı başınızda. Oppo'nun Şampiyonlar Ligi'ne olan sponsorluğunun birazcık kutlaması için de böyle bir şey hazırlanmış. Bir adet bardak var. Oppo ile kupa heyecanı yazıyor. Tabii şu anda yansımalardan ne kadar sizde net görünüyordur bilmiyorum ama güzel. Aslında bunu belki böyle Şampiyonlar Ligi kupası minyatür falan olabilirdi. Benim aklıma şeyi getirdi. Coca-Cola'nın zamanında Dünya Kupası için yaptığı bir adet Oppo yazan atkı var. Atkının şeyi de fena değil. Böyle siyah beyaz. Hem Oppo'nun kendi şeyine hem de Şampiyonlar Ligi'nin kendi sistemine yaraşır bir şekilde. Bir adet spor çantamız var. Böyle burada Adidas'tan seçilmiş. Orijinal. Bir de forma gibi tek fitin şöyle bir siyah renkli. Ha, arkaya da 7 numara Ersin demişler. Ersin abi artık seve seve giyer herhalde spora vesaire gittiğinde. Ya da halı saha falan yaparsak artık Ersin abiden bunu giymesini rica ederiz. Böyle Adidas'ın bir forması. 7 yazmasının sebebi tabii ki Renault 7'nin olması diyelim. Şimdi ben şöyle şunu kenara atayım. İsterseniz şu telefona bir yakından bakalım. Evet, telefonumuza geldi sıra Oppo Reno 7. Şöyle iğmeyi kapatıp çevirdiğimizde, ben birazcık da kafamı sokacağım ben de göreyim diye. Sunset Orange rengindeymiş. Yani o turuncu rengi. 828 versiyonu. Ultra Sensing Selfie with IMX 709. Özellikle Reno 7'nin en önemli yanlarından biri. Arka kameraları ne kadar iyi olsa da ön kamerası olduğunu da söyleyelim. 33 wattlık SuperVOOC şarj. RAM genişletme özelliği var. Bokeh Flare Portrait, yani aslında bokeh efekti verdiğiniz bir portre var. 4500 mAh'lik bataryamız mevcut ve mikro lenste bulunuyormuş. Yani makro değil, mikro çekim yapabiliyor. Biz bunu özellikle Find X5'te görmüştük. Bunu da söyleyelim. İsterseniz bunu bir açayım. Şöyle bir cazır patsam yeterli olur zaten. Maket bıçağını çok gösterdiğimde pastı diye kızıyor arkadaşlar. Haklı da aslında. Şöyle bunu kenara alıyoruz ve Oppo Reno 7'yi kutusundan çıkartalım. Şöyle ortalayarak çıkartmak. Şuraya bir bakalım. Reno 7'ye detaylarına girmeden önce. Bir adet SIM düttürgecimiz, garanti belgemiz ve kılıfı da çıkıyor. Ki Reno 7 köşeli olduğu için kılıfı da o şekilde ayarlanmış. Buraları biraz daha buğulu. Burada da Oppo yazısını görüyoruz. Bu tarafta var mı? Yok. Ama buraları da komple kapatılmış. Hemen şuradan Renault 7'mizi çıkartalım. Burada yine aynı yazıların olduğunu, bokeh, ultra sensing dediğimiz aslında çok daha iyi bir ön kamera var. Gerçekten merak ediyorum. 4500 mAh batarya, RAM genişletme ve mikro lens olacak şekilde. Şimdi ben şuradaki şeyi çıkardım ve burada birazcık sarı gibi görülse de çok güzel bir turuncusu var. Hissiyatı çok iyi. Anladığım kadarıyla plastik ama böyle bir kağıt hissiyatı çok fazla var. Onu da söyleyeyim. Bir kenarda dursun. Burada bir adet kablomuz. Tip C'den tip A'ya. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Şunu bir çıkartayım da. Galiba çıkmıyor. Evet. Maalesef. Oppo Reno 7'de içerisinden şarj aleti çıkmıyor. Haberiniz olsun. Böyle bir duruma artık Oppo'da gelmiş. Çok hoş değil. Bence 33 watt gibi bir hızlı şarj desteklerken kutunun içerisinden aslında
çıkmasını isterdim ama maalesef ki yer almıyor. Bunu da buradan görmüş olduk. Şöyle bir kenara koyup telefonun özelliklerine devam edelim isterseniz. Önünde 6.4 inçlik Full HD Plus 1 AMOLED var. 90 Hz tazeleme hızında. Şöyle, burası net metal bu arada. Metal bir çerçevemiz var. Sağ tarafta güç tuşumuz, sol tarafta ses açma kısmı tuşumuz. Üst tarafta bir adet yardımcı mikrofon, sim kart girişimiz burada. Alt tarafta kulaklık çıkışı, tip C bağlantısı mikrofonumuz ve hoparlörümüz yer alıyor. Görüntüsünü çok sevdim. Gerçekten hani bir de fotoğrafla göstereyim ki bakın burada mikro lens için hem bildirim ışığı hem de ekstra bir yakın flash olarak şey var ki şu an açılışta görüyoruz. ColorOS ile beraber geliyor. Boyutlarına baktığımızda 159,9 yani 160 mm'lik bir uzunluğumuz, 73,2 mm'lik bir enimiz, 7,54 mm'lik de bir kalınlığımız var. Ama bunu kozmik siyah 7,49 mm'lik kalınlıkta. Yani bu işlem kağıt hissiyatı veren bu gerçekten. Yani bir bakın. Yani şurada bir sonuçta karton kağıt hissiyat çok güzel. Gerçekten burada bir kağıt vermiş gibi ya, böyle insanın yazısı geliyor. Made in Turkey yazıyor bu arada. Onu da söyleyelim. Yani Türkiye'de üretilmiş bu telefon. Buna sevindim. Bir dakika. Şuradan kurulumumuzu hemen yapalım isterseniz. Ben yine şöyle şunu alıp ortalayayım ve kurulum işlemlerini hemen halledelim. Sonra da ekranın şeyini kısacağım, merak etmeyin. Hemen Türkiye'ye geldik. Tümünü okudum. Buradan ağımıza bağlanalım. Hadi şu güncellemeleri denetlerken kılıfını da takmak istiyorum. Kılıfla beraber de rengini hiç bozmadan yan taraflarını bu arada kalınlaştırıyor ama tutuş hissiyatında hiçbir kayıp yok. Onu sevdim. Alt tarafta çerçeveyi biraz görüyoruz. Üst taraflarda falan neredeyse hiç yok. Bu açıdan iyi. Şu güncellemesini denetlerken hemen kılıfını tekrar çıkarıyorum. Sağlam bir kılıf bu arada. Yanları kalınca şekilde yapılarak kullanılmış. Şöyle tekrar ayarlayalım. Şu kurulum işlemleri tamamlansın. Devam edelim. Şimdi parmak izi kısmına geldik. Hemen şurada bir desen. Şöyle klasik bir desen ayarlayalım şu an. Ve parmak izini şurada deniyoruz. Evet, kurulumumuz tamamlandı. Hemen şu taramayı da engellemek için bir ekran ayarlarına bakalım. Karanlık moda geçersek zaten aslında tarama ciddi oranda gitmiş oluyor. Otomatik kapatmayı 30 dakika diyorum. Yenileme hızı burada zaten yüksek alınca 90 Hz'e, standart derseniz 60 Hz'e alıyor. 90 olarak gayet kalabilir. Baktığımızda gerçekten işte ColorOS ile beraber gelen, hatta sürümüne de beraber bakalım, bir telefondan bahsediyoruz. Şuraya heh. Cihaz hakkında güncel, hemen şöyle bir, hatta güncellemesi de gelmiş mi diye hep beraber kontrol etmiş oluruz. ColorOS 12.1 Android 12 tabanlı A13 sürümünün olduğunu söyleyelim. Gayet güncel bir sürümle beraber geliyor. Burada zaten şu izinleri de hemen konum izini verelim. Kendisi bu şekilde karşınıza çıkıyor. 6.4 inçlik Full HD Plus AMOLED 90 Hz bir ekranımız var. İşlemci tarafında Snapdragon 680'i kullanıyor. 4G'li versiyon olduğunu söyleyelim. Zaten ColorOS 12.1 ile geldiğini söylemiştik. 8 GB RAM'imiz, 128 GB depolama alanımız var. Ama hemen şuradan sistem ayarları, buradan değil cihaz hakkında dandı. Burada zaten 3 GB'da varsayılan olarak veriyor. 5 GB'a kadar da arttırabiliyorsunuz. Yani 13 GB'a kadar artan bir RAM durumumuz var. Bu varsayılan olarak artı 3 ile geldiğini söyleyelim. İsterseniz tabii ki değiştirebilirsiniz. 23.1 GB'ı dolu geliyor. 128 GB gibi geniş bir depolama alanından. Bunu da söyleyelim. Öndeki kamera dediğim gibi önemli. 32 megapiksellik bir kameramız var ve Sony'nin IMX709 sensörünü kullanıyor. Bu açıdan ön kamerayla çekeceğiniz fotoğrafların önemli bir avantajı olacak. Ben hemen şöyle bir şu izinleri yanlışlıkla orada atladım, tam çevireyim derken konum izni de yok, her zaman sorma izin ver. Geri dönerek şöyle bir selfie burada bir çekeyim. Bir de portre şöyle yapayım hatta. Burada şeyleri çektik ki şimdi zaten detaylarda görüyorsunuz bu iki fotoğrafında neler sunduğunu ve tabii ki dışarıda da çekeceğim. Özellikle ön kamerasıyla ön plana çıkan bir cihazdan bahsediyoruz. Şöyle çevirdiğimizde şuradaki kameralar ise karşımızda 64 megapiksellik ana 2 ve 2 megapiksellik 2 yardımcı sensör var. Ama şuradaki 2 megapiksellik sensörümüz mikro lens olarak geçiyor. Bu da aslında oldukça yakından ki şu arada parmak izini ayarlamışken bir şöyle hep beraber bakalım.
Çatır çatır çalışıyor valla. Şimdi daha fazla da mı? Bakıyorum. Mikroskop kısmı burada karşımıza çıkıyor. Şunu biraz ortalayayım. Aslında mikroskopla bakabileceğimiz bir şey de şu an. Oha. 15x. Aynı şekilde 30x'e getiriyorum. Bunları yakından göreceksiniz ama boya hatası varmış benim burada göremediğim şekilde. Tam RAM kısmında galiba ya da Snapdragon derken evet. Burada bir sarı detay varmış. Şu an gördüğünüz gibi. Bakın boyaların nasıl etrafa saçıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Şu sizin sevmediğiniz paslı dediğiniz şeye de mesela şu an üzerinde gerçekten birkaç leke var. Şöyle bir bakalım. Gerçi bunda tabii ki bakın. Bu arada geçtiğinizde burada ışığı arttırarak sizin net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Üzerinde biriken, gerçi elimi biraz şey yapmışım ama üzerinde biriken tozları bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu da tahtanın, üzerimizdeki tahtanın detayları olacak şekilde ekranda görebilirsiniz diyelim. 175 gram hafifliğindeki bu cihazında böylece ilk bakışını yapmış olduk. Oppo Reno 7 ile alakalı merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Zaten bunu sevgili Eren inceleyecek. İnceleme için de yorumlarda yazdığınız, ekstradan sormak istediğiniz şeyler varsa yapılabilir. Ama Aydoğan, ilk hissiyatını söyle dersen, köşeli yapısını gerçekten sevdim. Arkasındaki bu kağıt hissiyatı, gerçekten buna bir dokunmanız lazım. Çok çok güzel ayarlanmış. Bunun yanı sıra bence gerçekten keyifli bir cihazı da ortaya koymuşlar diyelim. Sizde hafif sarımtırak görünüyor ama turuncu rengini görseniz, belki kamerada daha sonrasında kurgu kısmında bir iki ayar yaparak bu tona da gösteririz sizlere. Gerçekten keyifli olacaktır. Zaten fotoğraf kalitelerini vesaire gördünüz ama bir elinize aldığınızda gerçekten seveceğinizi düşünüyorum. Fiyatına geldiğimizde de 9300 TL'lik bir fiyatı var. Evet, birçok insan diyecektir 680'lik cihaza 9300 lira verilebilir mi diye. İşlemci tarafında her ne kadar rakipleriyle kıyasla farklı bir durumda olsa da kamera sistemlerinde gerçekten iyi olabiliyor ve hiçbir cihazda bu kadar keyifli bir, yani orta seviye sayılabilecek bir cihazda keyifli bir tutuş hissiyatı yakalamamıştım. Lütfen o hissiyatı anlayabilmek için mağazalara gidip, ki şu anda sadece MediaMarkt ve Vatan bilgisayar mağazalarında satılıyor, oralara gidip bir telefonu elinize alın, demek istediğimi anlayın diyelim. Diğer bütün detayları da incelemede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.